Şimdi Kur'an'ın Güneş, Ay hakkında, astronomik isimler hakkında söylediklerinde hiçbir hata yok. Kendi döneminin yanlışları var. Artı kendi döneminde daha bilinmeyecek birçok şeyde işaret ediliyor. Bunları bu programda anlattık. Bunun dışında Kur'an'da geçen bu kelimelerin geçiş adetleri öyle bir şekilde kullanılıyor ki Kur'an'da bu kelimelerin geçişiyle Güneş'i, Ay'ı, bunlarla ilgili olan astronomik olayları tarif eden geçişlerle bu astronomik olaylar arasında müthiş paralellik var. Yani Kur'an'daki kelimelerin evrenle bir uyumu var. Mesela bir tane örnek verelim. Güneş, ay dedik. En son ayı tarif etmiştik. Sondan başlayıp gelelim. Ay kelimesi kamer, yani gökteki ay anlamına gelen kamer kelimesi Kur'an'da 27 defa geçiyor. Dünyayı sabit aldığımızda hareket ettiği için dünya onu bir de birkaç günde o Yayıyor. hareketi de arasını kapatıyor ay. Sabit bir dünyanın etrafında ayı dönüyor alsak 27 günde, bu tabii ki yuvarlatılmış şekilde Evet. söylüyorum, tamam, matematik yuvarlama işlemi gibi. 27 günde ay dünyanın etrafında dönüşünü tamamlıyor, değil mi? Muazzam. Yani 27 kelimesi ay dünya ilişkisini ifade de çok önemli bir rakam 27. Yani 23 yıllık Kur'an'ın iniş tarihinde geçen ay kelimesi 27 ve ayın dünyanın etrafındaki hareketini tamamlaması yine 27. Evet, 27. Enteresan şekilde. Diğer taraftan şuna bakıyoruz. Gün kelimesi dünya ile güneş ilişkisinde ortaya çıkan bir kelime. İşte güneşin etrafında dünya bir tur atarken ne yapıyor? Bu kendi etrafında döne döne gidiyor dünya, değil mi? Kendi etrafında da 365 kez dönüyor. Yani dünyada 365 gün oluşuyor dünyanın güneşe göre, konumuna göre. Biz 365 ayrı gün yaşıyoruz burada, güneşe konumumuzla Nispetle. beraber. Ve Kur'an'da bir gün kelimesi 365 kez geçiyor. Bu kadar da yüksek bir rakam var. Tabii ki buradaki sayılar yükseldikçe bence o olayın dikkat çekiciliği daha da Çünkü fazla. 10 olsa 50 olsa hadi deriz ki çok tesadüfi bir şey. Yani 50 defa zaten geçmiş. Tabii. 50 ama 365 gibi. Yani ne 364 ne 366. Tam 365 365. Evet. Ve şunu da düşünelim. Aynı zamanda bir gün kelimesi 365 geçiyor. Bir ay takvimindeki aylarda 30 gün çekiyor yuvarlak olarak. Ayın dünyanın hareketini de kapatacak şekilde gelmesi 30 günü buluyor. Sabit dünyanın etrafında 27 gün de dönerken öbürü de 2,5 küsür gün daha alıyor aradaki farkı kapatması. Yani bir ayın taşıdığı günler 30. Ve Kur'an'da günler kelimesi bu sefer çoğul olarak da 30 defa geçiyor, bakıyorsunuz. Muhteşem. Eyyam, evet. Evet. Yem tekil bu arada. Eyyam çoğulu diye geliyor. Yani Ay kelimesi de enteresandır burada. Yani ay kelimesi de Kur'an'da da ayların sayısının 12 olduğu geçiyor. Ve ay kelimesi de Kur'an'da şehr olan, gökteki ay değil bu, şehr, senenin bölümleri olan ay Kur'an'da 12 defa geçiyor. Bir ay kelimesi. Şimdi buradaki enteresan şeylerden bir tanesi şu. Bazıları diyor ki işte Hicri takvimde, daha doğrusu aya bağlı takvim peygamberimizin döneminde kullanılıyordu. O takvimde 365 gün olmaz günlerin sayısı. Niye Kur'an'da işte 365? evet. Şimdi buradakilere şöyle bir cevap vermek lazım. Yani 365 sadece takvimle alakalı bir şey değil. Hiçbir takvimde 365 yer almasa da dünya güneşin etrafında döndüğünde 365 gün oluyor. Bunu güneş takvimi merkeze aldığı için güneş takviminde 365 Oluyor değil. sürüyor. Yani bir takvimin de kullanılmadan önce 365 zaten dünya güneş ilişkisinde önemli bir şey. Ve siz hiç o takvimi kullanmasanız da 365 önemli. Mesela takvimde ay kelimesini 27'yi de kullanmıyorsunuz takvimde bir açıdan baktığınızda. Ama ay dünya ilişkisinde 27 sayısı ay dünya ilişkisini belirliyor, değil mi? Ayın dünya etrafındaki dönüşü. Kullanmıyoruz diye Ha, belirlemiyor değil. sonuçta o Evet. astronomiyle paralel Kur'an'daki kelime. Evet. Takvimle paraleldir demiyoruz. Evet. Diğer taraftan da şöyle de alalım. Burada yine tabii başka bir enteresan bir şey var o 354 günle ilgili. Şimdi güneş ortada, değil mi? Şöyle alalım. Şimdi dünya etraftaki bir turunu tamamlayınca 365
bu turu tamamlarken böyle 365 gün oluştu. Yani kendi etrafında 365 gün oluşuyor. Bunu bizim şu anda da Türkiye'de de yaygın kullanılan güneş takviminin de aldığı temel. Ay takvimi de ne oluyor? Bu olay olurken böyle, burada, dünyada burada dönerken dünyanın etrafında ay dönüyor. Ay takvimindekiler de dünya-güneş ilişkisine değil de dünya-ay ilişkisine bakıyorlar. Bu olay olurken ay takviminde de aslında 12 tane ay oluşuyor. Yani bu bir tur atarken arada 12 tane ay oluşuyor. Ama arada 11 günlük fark kalıyor. O yüzden biz Ramazanlarda hep 11 gün önceye geliyoruz. 11 öncesine geliyoruz, evet. Yani 354 gün geçiyor bu takvimde bu sene, evet, olurken. Evet. Peki 354 gün neyin arasında kalıyor? 12 tane ayın arasında. Yani değil mi bu, yani ayın dünyanın etrafında dönmesinden kaynaklanan, evet, ayların 12 ayın arasında içinde diyelim veyahut da 354 gün var. Şimdi burada 365 günün 354'ü ayların içinde kalan gün. Şimdi Kur'an'daki 12 ayın arasında kalan, yani ilk ayın geçişinden son ayın geçişine kadar arada kalan bir gün sayısı da 354. Tam takvimdeki gibi Kur'an'da. Muhteşem. Yani Kur'an'da bir açıdan baktığımızda ayların arasında kalan günlere bakarsanız Kur'an'ın içinde, ki o zaman Kur'an'ın bu sırasının da temel almamızın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir veri bu. 354 çıkıyor. Yani bir yandan Kur'an iki takvime birden de kullanılan, iki ölçüye birden de bakmış oluyor. Aynı zamanda Güneş'in de Kur'an'da geçişi 33 kez. Şimdi bunun da enteresan bir yönü var. Arada 11 günlük fark var. Evet. 33 yılda bir diyelim ki Haziran'ın başında Ramazan başladı. Evet. 33 yıl sonra dönünce bir senede yeniden aynı yere gelir güneş takviminde. Yine Haziran'da başlar. Yani 33 yılda bir bu iki takvimin bir aynı noktaya gelmesi var. Yani Kur'an, çevrim içiliği diyebiliriz. Evet, başlıyor. Kur'an'da da güneş kelimesi, şems kelimesi 33 defa geçiyor. Muhteşem. Bu da çok enteresan bir fenomen. Ve tabii burada 33'ün ayrı bir şeyi de var. Ayın astronomide yine yaygın olarak kullanılan şeylerden bir tanesi açısal çap dediğimiz mesele. Açısal çap da şudur, gök cisimlerinin büyüklüğünü belirler. Ve aynı zamanda sene kadar yakın olup olmadığı gibi şeyleri belirlersiniz açısal çapla. Yani ne kadar yakınlaşırsa açısal çap o kadar büyür. Çünkü gökyüzündeki o cisim büyür. Ne kadar uzaklaşırsa küçülür. Aynı zamanda gök cisminin ne kadar büyük olduğuyla da alakalıdır. Yani hem yakınlık uzaklığı hem büyüklük küçüklüğüyle gök cisminin açısal çap alakalıdır. Bunları ölçmek açısından önemlidir ve astronomide yaygın olarak kullanılır. Güneşin açısal çapı dünyadan 33 dakika. Bakın güneş kelimesi 33 ve bu yani astronomik açıdan önemli bir şey. Astronomi ilgilenenlere sorsan merak etmeyenler yazsınlar. 33 dakika ki bu yarım derece aşağı yukarı tekabül ediyor. Güneşin açısal çapı. Bu da bana göre oldukça muhteşem bir şey. Kur'an'ın yani güneşi 33 defa geçirip onunla ilgili astronomik fenomenler böyle özdeşleştirmesi, işte ayı kelimesini geçirip senenin bölümü olan ay kelimesini yine astronomiyle paralel geçirmesi, gün kelimesini, bunların hepsini bir de birden bir arada olması değil mi? Çünkü bunlardan bir tanesi olsa birisi tesadüf diyebilir. Ama astronomiye ilgili bu kadar fenomen Kur'an'da ve bunların hepsinin bir şeye tekabül etmesi enteresan. Bir de güneş ve ay takvimlerinin aralarının belli bir düzleme gelmesi meton dönemi denen bir şey de olur. Bu iki takvim arasındaki farkların düzeltilmesi diyebileceğimiz bir şey, onu anlatması uzun. Bu eski Yunan'da bile hesaplanmıştı aslında meton dönemi. Tabii ama astronomiyle iyi ilgilenenler bilir yani. Peygamberimizin döneminde dünyada Allah bilir kaç kişi biliyordu meton dönemini. Meton dönemi 19 yılda bir olan bir şey. 19 senede bir olur. Ve Kur'an'da sene kelimesi 19 defa geçiyor. Yani güneşle ayın takvimlerinin belli bir düzleme gelmesini ifade eden sene kelimesi 19 kez 19 defa bir arada geçiyor. Bunları tabii ki buradaki tabii ki şey var aslında bu 19 tane sene kelimesinin onu da tam şuradan bulursam şeyi de söylerim. 17'si şöyle diyeyim. 7'si
tekil formlarında geçiyor sene kelimesinin. 12'si ise sinin formlarında geçiyor. Yani yıllar. Yıllar çoğul anlamda Hı-hı. geçiyor. İki tane formuna geçiyor. Şimdi baktığımızda 19 senenin, değil mi? Ay takvimindeki 19 senede bir Hı-hı. bunlar sıfırlanıyor. Dedik. 17 senesi 354 çeken sene genel olan formun. Hı-hı. Biri de buradaki arada fazlalıklar oluyor. Fazlalıkların birleştiği atık o günün toplandığı sene 355. Onlar 7 tane öyle 355 gün çeken sene. 12 tane de bu 354 çeken seneden var. Yani 19 sene kelimesinin iki formu, yani şoğul ve tekil formu da buna göre dağılmış Kur'an'da baktığımızda. Bu ciddi bir detaylandırma. Ve tabii ki demek istediğim şey şu, Kur'an'daki kelimelere baktığımızda astronomik olaylarla müthiş paralelliği var. Şimdi Kur'an'ın da enteresan bir özelliği var. Kur'an hem kendine baktırtan kitap, hem evrene baktırtan kitap. Yani Kur'an'da hiçbir yerde şöyle bir ifade yok. Yani siz bu kitabı alın, okuyun. Her şeyin bilgisini, evrenle ilgili her şeyi burada bulacaksınız demiyor. Demez, evet. Din adına Kur'an'ın her şeyi söylediğini söylüyor. Nahl suresinde mesela. Nahl 90'ı mesela, 89-90 o ayetleri okusak. Din adına gerekli bilgileri Kur'an'ın verdiğini söylüyor ayetler. Ama din adına gerekli bilgileri veriyor. Diğer taraftan Kur'an evrenle ilgili bilgiler için bize evrene baktırtıyor. Mesela bir ayette işte yeryüzüne çıkın da Allah'ın yaratılışı nasıl başlattığına bir bakın diyor. Ki bir emir olarak adeta bu. Kul siru fil art. Yani de ki dolaşın, gezin yeryüzünü. Keyfe huligat bedel. Yani nasıl yaratılış nasıl başlamış görün diyor. Aynı namaz gibi, oruç gibi bir emir. Elbette yani Kur'an, şimdi dikkat edin. Kur'an hem kendini hem evrene baktırtması çok yaygın bir fenomen Kur'an'da. Kendi üzerine de tedebbür, derin düşünülmeyi istiyor. Evren üzerine de Kur'an yine tefekkürü, derin düşünmeyi istiyor. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz, Kur'an'daki kelimelerin kullanılış adetleriyle evren arasında paralellik var. Başka bir programda örnek veririz. Bir de Kur'an'daki kelimelerin kendi arasında mesela ne bileyim. Dünya, ahiret kelimelerin 115'er geçmesi, ilişkili kelimelerin şeytan, birbiri arasında. Şeytan, melek 88'er defa geçmesi gibi. O tip fenomenler de var. Fakat bir de bu da yine bence enteresan bir fenomen. Astronomik açıdan enteresan olacak sayılarda Kur'an'da kelimelerin geçmesi. Bu bir yerde Kur'an evren bütünlüğünü göstermesi açısından da bence ayrıca bir önemi var.